Merhaba çocuklar. Bugün sizlere ünlü ressam Joan Miró hakkında bilgi vereceğim. Joan Miró 1893'te Barcelona'da doğmuştur. Ailesinin isteği üzerine ticari bir kolejde eğitim almış, daha sonra 1912'de Barcelona'daki bir sanat okuluna yazılmıştır. Çizimlerinde manzaralara, portrelere yer vermiştir. Manzarada tavşan 1927, güneş önünde kadın tablosu gibi. Doğayı resmederken bir yetişkinin zekasıyla donatılmış, bir çocuk tarafından çizilmiş gibi yapmak istemiştir. Sürrealist takımı benimsemiştir. Yani gerçekte olmayan unsurları ve düşünceleri kullanarak kendi hayal gücünde canlandırdığı şekliyle çizimler yapmıştır. Sürrealizmin amacı hayal gücünü resme yansıtabilmektir. Diğer sürrealist ressamlar ve ressam Paul Klee'nin etkisiyle rüyalar ve hayali manzaralar çalışmıştır. Heykelleri, çizimleri ve resimleri birçok ülkede sergilenmiştir. Şöhretine rağmen hoşgörülü ve içe dönük bir insan olan Miró, kendisini sadece resim çalışmalarına adamıştır. Çalışmalarında şekil ve arka planı daha basitleştirilmiş haliyle resmetmiştir. Örneğin Mavi 2 tablosunda olduğu gibi deniz mavisi bir yüzey üzerinde bir nokta ve hassas bir çizgiyle oluşturmuştur. Önemli eserleri Kırlangıç ve Aşk 1934, Kaçış Rehberi 1939, Gece Bülbülün Şarkısı ve Sabah Yağmuru 1940, Ateş Çemberi içinde Çizilen Gökyüzü 1953. Ressam 25 Aralık 1983 yılında İspanya'da vefat etmiştir. Evet çocuklar, tanıtım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.